Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle açılan naht sanatı atölyesinde hem gençler unutulmaya yüz tutmuş sanatı öğreniyor hem de büyük kısmı atık malzeme olan ürünler Büyük Selçuklu Devleti döneminden süre gelen sanata dönüşüyor. Elazığ'da eğitmen ve öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan naht sanatı atölyesinde hem unutulmaya yüz tutmuş sanatı öğreniyor hem de zamanlarını değerlendirerek kalıcı eserler yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nin bünyesinde faaliyet gösteren atölyede Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli eserlerinden olan ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş naht, oygu sanatı icra ediliyor. Özellikle atık malzemelerin kullanılarak geri dönüşüme katkı sağlandığı atölyede müzik aletleri tamiri ve yapımı yapılıyor üç boyutlu naht sanatı ve ahşap üzerine çalışan resim öğretmeni Alper Kaya ise bugüne kadar 300'ün üzerinde öğrenci yetiştirdiklerini kaydetti. Çalışmaları hakkında bilgi veren eğitmen Alper Kaya, 2005 yılından beri gençlik merkezinde bu işi devam ettirmekteyiz. Yaklaşık 300 öğrencimiz oldu, bakanlık projesiyle makine ve ekipmanları temin ettik. İlk başlarda basit ürünler yapıyorduk zaman içerisinde öğrencilerimiz geliştikçe kendimizi geliştirerek işi bu seviyeye getirdik. Şu anda müzik aletleri ve tamiri ve birkaç tane yeni yapım daha öğrenmeye çalışıyoruz. Daha çok rölyef, kabartma gibi alanlara yönelik çalışıyoruz. Daha çok atık malzeme kullanıyoruz. Görsellerde görülen kütükleri ahşap haline getiriyoruz. Elimizden geldiğince atık malzeme kullanıyoruz. Yaptığımız çalışmanın detayına, büyüklüğüne ve ebatlarına göre ürünlerin bitme süresi değişebiliyor. Burada hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Ahşapları yakarak renklendiriyoruz. Zımparasını yapıyoruz. En son üzerine sadece sürdüğümüz vernik kimyasal. O da bütün ürünlere vurulmuyor. Özellikle iç mekanda kalacak ürünleri verniklemiyoruz. Gelenekselden mümkün mertebe kopmamaya çalışıyoruz dedi. Öğrencilerimiz geliştikçe biz de kendimizi geliştirerek işi bu hale getirdik. Şu anda müzik aletleri, tamiri ve birkaç tane yeni yapım da öğrenmeye çalışıyoruz öğrencilerle birlikte. Daha çok yaptığımız işler rölyef, kabartma yani duvarda gördüğünüz çalışmalar daha çok onlara yönelik çalışıyoruz. Bunlar daha çok e, atık malzeme kullanıyoruz daha fazla veya burada çalışan az evvel görsellerdeki gördüğünüz kütükler burada çalışan bir arkadaşın kuruyan ağaçlarını kesip biçip getirdi. Biz de ahşap haline getiriyoruz onları, tahta haline getirip elimizden geldiğince atık malzeme kullanıyoruz. Yaptığımız tabii çalışmanın e, detayına göre büyüklüğüne göre, ebatlarına göre bu değişiklik gösterebiliyor. En büyük bizim burada yaptığımız işlerden biri hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Ahşapları yakarak renklendiriyoruz. Zımparası vesaire. En son üzerine sadece vurduğumuz vernik kimyasal. O da bütün ürünlere vurmuyoruz. Özellikle iç mekanda kalacakları verniklemiyoruz. Sadece polisajla parlatıp o şekilde değerlendiriyoruz. Yani gelenekselden mümkün mertebe kopmamaya çalışıyoruz. <laughs>